أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü Teala'nın lütfu ile bizler vaad edilen Mesih Salatü Vesselam'ı kabul ettik ve onun vasıtasıyla Allahü Teala söz vermiştir İslamiyet'in canlanması için. Allah-u Teala'nın verdiği söze göre ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haberlere göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet etmek ve dini canlandırmak için Allah-u Teala onu göndermiştir. Allah-u Teala'nın verdiği söze göre ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre hilafet sistemi kurulmuş, kendi cemaatinde kurulmuştur hilafet sistemin. Bunun için Allah-u Teala'nın sözü ona göre olmuştur ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği habere göre bunlar yerine gelmiştir ve biz bunu görmekteyiz. Bütün dünyada bu Ahmadiyya cemaati kurulmuştur ve 27 Mayıs'ta bu kutlanmaktadır. 26 Mayıs'ta vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiştir ve 27 Mayıs'ta halife seçilmiştir ve böylece o vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın görevine devam etmiştir. İlk halifenin ölümünden sonra ikinci halife hazretleri Ahmadiyya cemaatinden biat almıştır. Bazı iç karışıklıklar ve zorluklar olmasına rağmen Allah-u Teala'nın yüceliği kendini ortaya koymuştur. İkinci halife hazretlerinin hilafelik döneminde 52 yıl devam etmiştir. Biz bunun nimetini görmekteyiz. Bu dönemde nasıl Ahmadiyye Müslüman cemaati ilerlemiştir ve parlamıştır. İkinci halife hazretlerinin ölümünden sonra üçüncü halife hazretleri geldi. O dönemde de yine Ahmadiyye cemaatinin ilerlemesini görmektedir. Muhalifler ellerinden geldiği kadar cemaati yok etmeye çalışmaktadırlar. Buna rağmen tarihte bunu ilerlediğini görmekteyiz. Üçüncü halifenin vefatından sonra bir kere daha Allah-u Teala kendi yüceliğini ortaya koymuş ve hilafet döneminde dördüncü halife dönemi gelmiştir ondan sonra. Muhalifler tekrar ellerinden geldiği kadar cemaati bitirmeye çalışmaktadırlar. Fakat her gayrette bunu başarısız hale gelmiştir. Bu muhaliflik yüzünden 4. Halife Hazretleri Pakistan'dan İngiltere'ye hicret etmek zorunda kalmıştır. Sonra o İngiltere'de cemaatin merkezini kurmuştur. Ve ondan sonra Ahmadiyye cemaati nasıl ilerlemektedir bunu herkes görmüştür. Bu Ahmadiyye cemaatinin ilerlemesine mani olmak ve onu durdurmak isteyenler onun ilerlemesini gördükçe sessiz kalmışlardır. Ondan sonra 4. Halife Hazretleri vefat etti. Yine bir kere daha Allah-u Teala kendi lütfunu ve yüceliğini göstererek 5. Halife Hazretlerini seçmiştir.
Huzur, benim birçok zayıflıklarıma rağmen Allah Teala beni olağanüstü şekilde desteklemiştir. Bana yardım etmiştir ve her adımda Ahmediye cemaati ilerlemeye devam etmektedir. Her adımda muhalifler karşı gelmeye çalışmışlar. Fakat yüzlerce şehirde, yüzlerce ülkede Allah Teala insanları nasıl hidayete eriştirmiştir? Bunların örneklerini göreceğiz. İnsanların kalbine hilafetin sevgisini yerleştirmiş ve onların bağlılıkları hilafete bugün bile görülmektedir ve bu bağlar devam etmektedir. Onların hilafete bağlanması ve cemaatin ilerlemesini görmek hiç kaçınılmazdır. Çünkü bunu Allah-u Teala söz vermiş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunun önceden haber vermiştir. Bu nedenle Allah-u Teala ne sözünden vazgeçer ne de sözünü bozar. Ne de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği haberin boşuna çıkmasına izin vermez ve yerine gelmesini istemez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haber vermişti ve peygamberlik ta ki Allah-u Teala isteyinceye kadar kendi döneminde ve bu hilafet ala hac-ı nübüvvet yani peygamberlikten sonra hilafet başlayacaktır. Ve bu Allah-u Teala istediği zaman bu sona erecektir ve daha sonra despotça bir liderlik olacak ve bu insanların kalplerinde zorluklar ve üzüntülerle dolu olacaktır. Ondan sonra bu zalimlik dönemini yine Allah-u Teala sona erdirecek ve ondan sonra idare olacaktır ve bu zalimliği sona erdirecektir. Hilafet-i bin Hacer Nübüvvet yeniden kurulacaktır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sonra biz bütün bu verilen sözlerin yerine geldiğini görmekteyiz. Hiç şüphesiz kendilerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgili Mesih'ine bağlayanlar Allah-u Teala'dan devamlı olarak nimetlerini almaya devam edeceklerdir. Vaat edilen Mesih aleyhissalatü vesselam'dan bugüne kadar biz görmekteyiz ki Müslümanların fikirlerine göre hilafet meselesi sona ermiştir. Şimdi sadece hükümetler bulunmaktadır. Onlar zalim olmasalar bile Allah-u Teala'nın cezasından uzak değillerdir. Allah-u Teala bazen ipini gevşek bırakır fakat bazen de o ipi çeker. Bu gazap kimin üstüne düşecektir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hilafet ala bin hacin nübüvve ondan sonra hilafet kurulacaktır demişti. Aynen ondan sonra Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişi gerçekleşmiştir. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra hilafet sistemi olacaktır demişti. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği bir habere göre söylemiştir bunu. O ben hatem-ül hulafa demiştir. Allah-u Teala benden sonra kime bu görevi verirse o hilafet benim adımlarımdan gelecektir. Bunu dünyevi olarak bakacak olursak, insanlar ne kadar gayret ederlerse etsinler, Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra hilafet sistemine asla ve asla engel olamayacaklardır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümü yaklaştığında, o hilafetle ilgili olarak konuşmuş ve şöyle demiştir, Allah-u Teala iki türlü gücünü gösterir. Bir tanesi peygamberinin elinden, ikincisi ise peygamberlerin ölümünden sonra zorluklar ortaya çıkar. Muhalifler başını kaldırarak şimdi artık bu hareket, bu cemaat yok olacaktır diye düşünürler. Ve bu cemaat bitecek ve bu cemaatin üyeleri, hatta cemaatin kendisi bile bu durumdan korkmuştur. Onların adeta bel kemikleri kırılmıştır. Hatta dinden bazıları cemaatin üyeleri dinden dönmeye başlamışlardır. Allah-u Teala yüce gücünü göstermiş ve sarsılan cemaati yeniden koruması altına almıştır. Sonuna kadar sebat gösterenler Allah-u Teala'nın bu mucizesini kendi gözleriyle görmüşlerdir. Aynen bu Hazreti Ebubekir Sıddık zamanında da böyle olmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı zamansız olarak düşünüldüğünde
Birçok cahil bedeviler dinlerinden dönmüşlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri acı içine düşmüşler ve adeta akıllarını yitirmişlerdi. Ondan sonra Allah-u Teala Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı ortaya çıkarttı. Ve ikinci kez kendi gücünü gösterdi Allah-u Teala ve İslamiyet'i korudu bu yolla. İslamiyet çökmek üzereydi ve ayeti kerimede korkudan sonra biz onları gerçekten yeniden kurduk. Ta ki bu Allah-u Teala'nın yoludur. Allah-u Teala iki tecelliyi ortaya koymuştur. Muhaliflerin sevincini sona erdirmiş, Allah-u Teala sünnetini bu yolla bitirmesi mümkün değildir. Size ne söylemişsem hiç üzüntüye kapılmayın. Ne de kalbiniz sıkıntıya düşmesin. Ve ikinci tecelliyi görmeniz sizin için gereklidir. Onun gelişi sizin için daha iyidir. Çünkü bu sonsuzluğa kadar devam edecektir. Bu kıyamet gününe kadar sona ermeyecektir. İkinci tecelli, ben bu dünyadan ayrılmadığım sürece gelmeyecektir. Ben bir de şunu söylemem gerekir ki, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşını tartışanlara ben şurada bunu söylemek istiyorum. Burada şu kadar yıl kaldı dememiştir o. Esasen o bu dünyadan ayrılacağından bahsetmiştir. Kendi yaşına önem vermemiştir. Fakat o işinin gerçekleşmesini yerine getirilmesi konusunda konuşmuştur. O ben bu dünyadan ayrıldığımda Allah-u Teala ikinci tecellisini gönderecektir demişti. Allah-u Teala Barahine Ahmediyet'te söz verdiği gibi bu sonsuza kadar devam edecektir. Bu söz vermek benimle ilgili değil. Bilakis bu sizinle ilgilidir. Allah-u Teala sizin bu cemaatinizi, diğerlerinin sizi takip etmesini ve bu sonuna kadar üstün gelmesini sağlayacağım demiştir. Onun için benim ayrılışımı görmeli ve ondan sonra gün gelecek, bu gün sonsuza kadar gidecek olan bir gündür. Bizim Rabbimiz sözünü tutan ve verdiği söze bağlı kalandır. O gerçek olan bir Rab'dir ve size verdiği sözlerin yerine geldiğini gösterecektir. O günler bu dünyanın sonuna gelen günlerdir ve birçok felaketler bu dünyayı beklemektedir. Buna rağmen bu dünya devam edecek ve Allah-u Teala'nın önceden verdiği haberler ta ki yerine gelinceye kadar bu dünya olacaktır yerinde. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a göre bu verilen sözlerin bir kısmı yerine gelmiş, bir kısmı da hala gerçekleşecek olanlardır. Yine söylediğim gibi Allah-u Teala'nın verdiği sözler hala yerindedir. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra hilafet dönemi başlamıştır. Ahmediye cemaati gittikçe ilerlemiş ve birinci halife hazretlerinin hilafeti başlamış. Ondan sonra ikinci halife hazretleri gelmiştir. Cemaat birçok ülkelerde kurulmuş. Sonra üçüncü halifenin dönemi gelmiştir. Orada da cemaatin ilerlemesine şahit olunmuştur. Ve dördüncü halife dönemi başlamıştır ondan sonra. Ve bir kere daha yeni ilerleme kapıları sonuna kadar açılmıştır. Daha sonra beşinci halifenin dönemi gelmiştir. Orada yeni ilerleme kapılarının açıldığını görmekteyiz. Muhaliflerin korkunç gayretlerine rağmen cemaat ileriye yürümüş ve Allah Teala'nın her zaman olduğu gibi çok uzaklardan, uzak bölgelerden bile hiç halifeyi görmeyenlerin kalbine hilafet sevgisi indirmiş ve onları kendisi hidayete eriştirmiştir. Onlar hilafetin bayrağı altına gelmişlerdir. Bunlar hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar arasındadır. Yüzlerce, binlerce kişinin kalpleri Allah Teala tarafından açılmıştır. Ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a verilen sözler her bakımdan yerine gelmiştir. Biz her gün Allah-u Teala'nın desteğini ve onun yardımını görmekteyiz. Bunlardan ben bahsedeceğim. Nasıl Allah-u Teala hilafete nasıl yardım etmekte ve onun verdiği sözler nasıl gerçekleşmektedir, biz bunları görelim. Allah-u Teala söz vermiştir. Hilafet kurulacaktır. Allah-u Teala nasıl hilafeti kurmuş, onunla nasıl ilişkiyi sağlamış ve insanların kalbinde nasıl arzuyu yaratmıştır.
Bununla ilgili olarak ilk önce Burkina Faso'ya gidelim. O Afrika'da bir ülkedir. Oranın yerel misyoneri, cemaatimizde ilk kez emtiye kurulmuştu. Cemaat üyeleri ilk kez halifeyi görmüştü televizyonda. Onların kalpleri o kadar mutluydu ki bu mutluluk onların yüzünden okunuyordu. Birkaç gün sonra bir delege geldi ve teşekkür ettiler. Emtiyeden dolayı teşekkür ettiler. Bizler fiziki olarak giderek halifeyi görmemiz mümkün değildir. Biz emtiye vasıtasıyla halifeyi gördük ve susuzluğumuzu bu yolla giderdik. Biz her gün emtiye vasıtasıyla halifeyi her gün görmekteyiz. İşte bu yolla Allah-u Teala insanların kalbine sevgiyi yerleştirmektedir. Hiç beni görmeyenler bile diyor huzur, bana sevgi beslemektedirler. Ve hilafet vasıtasıyla Allah-u Teala insanları İslamiyet'e yönlendirmektedir. Emir sahip Gambiya, Mutamekarnik, Sambe sahip, tesadüfen emtiyeyi seyrediyordu ve o beni konuşurken gördü. Hiç şüphesiz dedi, bu kişi Allah-u Teala'nın desteğini almaktadır. Kendi ailesinden 14 kişi böylece cemaate katıldı. Ondan sonra kendi işinde ilerledi ve ben hiç şüphesiz bunu Ahmediyet'ten dolayı bu nimetleri aldım dedi. Ahmediyet karanlıkta parlayan bir ışık gibidir. Müslüman olmayanlar da hilafetle olan ilişkilerini ortaya koymaktadırlar. Almanya'da tebliğ sekreteri Afrika'daydı. Şimdi Almanya'dan bahsedeceğiz. Bir kişi tebliğ store'una geldiler. Bir Kur'an-ı Kerim'in Almanca tercümesi vardı. Onu aldı. Ona bizimle ilgili ilişki kurması için adres verdim. Geçen yıl Celsa Salana'ya davet edildi bu kişi. Çünkü bazı sınavları dolayısıyla birkaç yıl önceydi. Ben geçen yıl dedim ama bu olay 2 yıl önceydi. O Celsa'ya gelemedi çünkü bunun yerine erkek kardeşini ve aile üyelerinden birilerini gönderdi. Celsa Salana'da erkek kardeşi benim hitabımı dinledikten sonra bu kişi hiç şüphesiz Allah-u Teala tarafından desteklenmiştir. Ve Allah-u Teala onun kalbine Teala inmiştir ve bu hilafet doğrudur. Aynı gün biat formunu doldurarak cemaate katıldı. Bu sevgi Allah-u Teala tarafından o insanların kalplerine indirilmiştir. Bundan dolayı o söz vermiştir. Bir Arap aile üyesi biat etmemişti fakat birçok soru sormuştu. Bu Arap'tan bahsediliyor. O Arap misafirlerle oturuyorduk. Soru sordu. Onun sorusu başka bir Arap tarafından soruldu. Ben çok detaylı bir cevap verdim. Bunu duyunca tatmin oldu ve biattan önce beyat formunu doldurdu. Ve ayrıca fiziki olarak elini zincirleme olarak sıraya girer insanların omuzuna koydu. Ve o açıklamada bulunarak Allah-u Teala nasıl samimi insanları cemaate getirmekte ve halifeyi desteklemek için söz vermektedir. Gambiya'dan Emir Sahab şöyle diyor. Orada Girko denilen bir yer vardı. Orada cemaat kurulduğunda arkadaşı Hacı Elfes sahip cemaate çok korkunç olarak karşı gelmeye başladı. Hatta bizim kitaplarımıza dokunmaya bile tahammül edemedi. Tebliğ eden bireylerimiz bundan vazgeçmediler. Ona sürekli tebliğ ettiler, sürekli onunla konuştular. Bir gün köyde yeni gelenler için, yeni biat edenler için terbiyet sınıfı yani eğitim sınıfı vardı. O tebliğ edilen kişiye bizimle beraber gel, konuşmayı dinlemesen bile hiç olmazsa bizim toplumumuzda katıl. Size tebliğ etmeyeceğiz. Sadece bizimle beraber olun. Biz hiçbir konuyu sizinle tartışmayacağız. Sadece toplantıya gelin ve sadece dinleyin. Bu kişi misyon evine geldi. Ben sizin programınıza katılmak istemiyorum veya sınıfa girmek istemiyorum dedi. Başka bir odada televizyon seyretmek istiyorum. Onu başka bir odaya getirdiler ve emtiyeyi açtılar.
Onu orada bıraktık ve diğer insanlar camiye giderek bu eğitim programına katıldılar. Bu kişi benim hutbemi dinliyordu o odada. Eğitim sınıfından sonra onunla beraber bu kişi dedi, bu kişi yanlış bir kişi olamaz. Bu gerçek bir hilafet olarak görülmektedir. Böyle olunca benim geri dönmem mümkün değildir artık şimdi. Bu kişi kendisiyle beraber 10 kişiyle birlikte cemaate girdi. Bu insanın işi olabilir mi? Hiç şüphesiz Allah-u Teala söz vermiştir. Ve onun verdiği söz yerine gelmiştir. Hilafetle bağları güçlendirme konusunda başka bir olay vardır. Kamerun'dan Bendere denilen bir şehirde yerel müberrik 8 aile üyesi cemaate katıldı. Yeni katılanlar emtiye bizim çocuklarımızın hayatını değiştirdi dedi. Bizim bilgimiz artmaktadır. Onlardan bir tanesi Abdurrahman isimli bir çocuk liseye gitmektedir. Benim cuma hutbemi çok ilgiyle izlemektedir. Cuma günleri okul öğretmenine ben eve gitmek ve cuma hutbesini dinlemek istiyorum dedi. Ben okulu bırakabilirim ama cuma hutbelerinden vazgeçemem dedi. Babası her cuma okulunu bırakarak gelir ve hutbeyi dinler dedi. Abdurrahman hutbeyi seyretmekle benim imanım ve iyi davranışlarım gittikçe artmaktadır. Daha önce yaptığım kötü davranışları artık yapmıyorum. İşte bu insanlar hilafetle olan ilişkilerini arttırmak için verdikleri sözleri yerine getirmektedirler. Zaman gelecek, onlar daha da çoğalacak ve onlar gittikçe artacaklar ve çünkü onlar gerçek hizmetçilerin bir yansıması olacaktır. Ve böylece onlar en iyi insanlar olacaklardır. İşte Allah böylece bu insanları nasıl hilafetle bağlamaktadır? Şimdi başka bir olaydan bahsedelim. Burkina Faso'da birçok tebliğ işlemleri yapılmaktadır. Onlar ayrılırken misyoner onlara ne zaman bu kasabaya gelirseniz muhakkak benim evimi ziyaret edin dedim. Bir bey bizim evimize geldi. Emtiyeyi açtık. Bir müddet sonra beni emtiyede gördükten sonra ben bu kişiyi daha önce rüyamda gördüm. Herhangi bir tartışma yapmadan Ahmadiyya'ya girdi ve kendi köyüne döndü. O köyde birçok kişi de Ahmadiyya'ya girdi. Şimdi bu köyde çok güçlü bir cemaat kurulmuştur. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur. Aynen bunun gibi başka bir Allah-u Teala'nın yardımını görmekteyiz. Hilafeti. Allah-u Teala insanların kalbine bu sevgiyi nasıl indirmekte ve İslamiyet'in gerçek talimatları onlara nasıl tanıtılmaktadır? Kırgızistan'dan Sultan Sahip şöyle diyor. Kırgızistan dünyanın çok öbür ortasındadır. Benim oğlum ve hanımım biat ettiler 2016'da. Ben her zaman misyon evine giderdim hanımımla beraber. Cuma hutbesini dinlemek için 12 kilometre seyahat ederdik. Ne zaman onun cuma hutbesini dinlesem gerçekten o benim inancımı güçlendirmekteydi. 2022 Mayıs'ın ikisinde Ramazan ayında bayramın son günü biat ettim. Ben bunu daha önce yapmak istiyordum ama birçok nedenlerden dolayı biraz ertelemiştim. Ruhumda neler meydana geliyor ben bunu tam olarak ifade edemem. Her namazımda Allah-u Teala'ya dua ederek benim bilgilerimi arttırmasını ve imanımı arttırması için dua etmekteyim. Bu dualar benim için yeni bir kapı açmıştı. Guinea-Bissau başka bir ülke. Yine orada da Allah-u Teala insanların kalplerini hilafet vasıtasıyla açmaktadır. Osman Balli sahab, o yeni bir Ahmediydi. Oraya yakın bir yerde oturuyordu. Birçok ailesi Ahmediyet'e girdiğini öğrenince birçok Müslüman Molvi'yi bir araya toplayarak o bölgeye getirdi. Ve o mollaları Ahmediye cemaatine karşı itiraz etmeleri için o bölgeye getirdi. Misyoner tamam bize itiraz edebilirsiniz, muhalefet gösterebilirsiniz ama hiç olmazsa bir kerecik bizim sözlerimizi dinleyin. İnsanlarda samimiyet vardır. Muhalifliklerine karşı bizim sözlerimizi dinlemeye kabul ettiler. Onlar Pakistanlı gibi değildiler. Çünkü Pakistanlılar
çok inatçı olurlar. Molla efendiler oraya gelmekten biraz çekindiler fakat Osman sahip kabul ederek oraya geldi. Ona vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi açıklandı. O geldiği gün Cuma günüydü. Orada benim Cuma hutbem canlı olarak yayınlanıyordu ve ona bunu dinlemesini söylediler. Ben bunun sadece bir kısmını dinleyebilirim çünkü zamanım yok dedi. Ve Cuma hutbesini dinlemeye başladığında kendi zamanını unutmuş ve onu çok dikkatli olarak dinlemeye başlamıştı. Çok büyük bir dikkatle dinleyerek Cuma hutbesini bitirmişti, sonuna kadar dinlemişti. Sonunda o Ahmadiyya cemaati, Ahmadiyyiler kafir olamazlar. Ben bunu birçok kereler dinledim dedi. Çünkü sizin halifeniz sahabeler hakkında, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri hakkında konuşmaktadır. Bazı Ahmadiler bize İslam'ın tarihini neden veriyorsunuz diye itiraz etmişlerdi. Bu başka insanlar için bir tebliğ niteliğindedir. Onun için çok önemlidir. Bu nedenle biz bilgilerimizi arttırmalıyız. Çünkü birçok şeyler insanlar tarafından bilinmemektedir. Ve konuşma devam ediyor. Hiçbir kişi, hiçbir inançsız kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden bahsetmez. Böylece o Ahmadiyeti kabul etti ve kendisiyle birlikte ailelerinden birçok kişiler de Ahmadiyete girdiler. Şimdi kendi bölgesinde tebliğ yapmakta ve Ahmadiyye sisteminin yapısına çok iyi olarak adapte olmuş durumdadır. Başka bir olay Kongo Kinshasa'dan. Yerel misyoner şöyle diyor. Bir yerde tebliğ için yola çıkıldı ve Ahmadiyye olmayan Müslümanlar sistematik olarak karşı koymaya başladılar. 3 ay sonra bu Ahmadiyye olmayan Müslümanlar arasında Osman sahip denilen bir zat misyon evimizle bağlantı kurarak ben cemaate girmek istiyorum dedi. Ailemle beraber cemaate girmek istiyorum. Çünkü benim hanımım MTA'yı izlemektedir. Benim muhalif olduğumu biliyor ve beni oraya çağırdı. Ben sonra cemaatin aleyhinde konuşmaya başladım. O bana ilk önce programı dinle, ondan sonra konuş dedi. O anda benim cuma hutbem başlamıştı. Ve o zaman ben dinledikten sonra tatmin oldum dedi. Onun sesi, kulağıma gelen sesi İslamiyet'in gerçek manzarasıdır dedi. Halifeyi dinledikten sonra artık hiçbir şüphem kalmamıştır ki bu cemaat gerçek bir cemaattir. Allah Teala insanların kalbine nasıl hilafetin sevgisini yerleştirmekte ve onların imanlarını güçlendirmektedir. Binlerce kilometre uzaklıkta hiç halifeyi görmemiş bir kişi kendi duygularını, sevgisini ifade etmektedir. Senegal'den Ömer Bey, kalbimde tarifi edilmeyen bir mutluluk ve sevgi doğmaktadır demektedir. Bu sevgi sonsuza kadar dursun. Ben sizin hutbenizi dinlerken ağlıyordum. Dua edin ki Allah-u Teala benim sevgimi Allah-u Teala'ya ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgimi, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgimi ve onun vasıtasıyla size olan sevgimi artırsın. Sizin dualarınızla ben dünyevi işlerimde ilerledim. Bu Allah-u Teala'nın vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği sözdür. Belçika'dan Ahmadiyye cemaati amiri, Morakolu bir arkadaşımız vardı. Mustafa sahip, uzun zamandan beri Ahmadiyeti araştırıyordu. Çocukluğumdan beri zamanımı Müslüman dil bilimleriyle geçiriyordum. O sadece bana Kur'an-ı Kerim'in gerçek açıklamasını yapmakla kalmayıp, o insanları Allah-u Teala'ya yaklaştırmaktadır. Şimdi cuma hutbelerini dinlemekle ben namazlarımdan artık zevk almaya başladım. Allah-u Teala bana gerçek rüyalar göstermeye başladı. Ahmadiyete girdikten sonra hayatım tamamen değişti. Ne zaman Allah-u Teala'nın nimetlerinden bahsedilse bu kişi ağlamaya başlar. Allah-u Teala'nın verdiği söze göre Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın halifelerini nasıl desteklemektedir ve insanların kalplerini nasıl açmaktadır. Şimdi başka bir olay daha. Gine-Bissau'dan
Yerel misyoner şöyle diyor: 27 Ahmadiyya cemaatinin kurulduğu bölgede emtia tesis edildi. Oradaki köylüler Ahmadiyya'yı kabul ettiler. Fakat orada bulunan 4 aile Ahmadiyya'yı kabul etmekten imtina ettiler, reddettiler. Bizim ekibimiz emtia'yı kurmak için oraya gittiklerinde yerel misyoner Muhammed Salih sahip bütün bu aileleri camiye davet etti. Onlar gelerek halifeyi dinlemeleri gerekirdi. Emtia tesis edildiğinde akşam namazı zamanıydı. Televizyon namaz için kapatıldı. Namazdan sonra tekrar açıldı. Benim hutbem vardı ve Ahmadi olmayanlar bunu çok dikkatli olarak dinlediler. Devamlı olarak hutbemi seyretmeye başladılar. Yerel müberlik onlara, bu hutbe İngilizcedir, ben size isterseniz tercüme edeyim dedi. Böylece halifenin ne söylediğini daha iyi anlarsınız. Belki biz onun ne demek istediğini anlamıyoruz ama Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bu kişi yalancı olamaz. Eğer bu Ahmadiyya cemaatinin halifesi ise Ahmadiyya cemaati yanlış veya yalancı olamaz. Şu an bu dakikada ben Ahmadiyya cemaatine girdiğimi ilan ediyorum. İşte Allah-u Teala böylece insanların kalplerini açmakta ve onların imanını arttırmaktadır. Hilafet ayrıca tebliğ için çok önemli bir konudur. Takva sahibi olan insanlar bunu görmekte ve ondan sonra İslamiyet'e gelmektedirler. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine girmektedirler. Gambiya'dan ülke amiri Sambe denilen bir yere tebliğ yapmak üzere gitmişlerdi. Orada vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle ilgili bilgi verildi. Ayrıca biat şartları da onlara tanıtıldı. Yerel lider ve yerel imam, Terbiyet Moral Komitenin başkanı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem İmam Mehdi'nin gelişiyle ilgili olarak önceden haber vermişti. Biz onun gelişiyle ilgili olarak ilk defa duyuyoruz. Bunu dinleyince sadece Ahmediler güçlüdürler çünkü onların halifeleri bulunmaktadır. O bütün insanları bir boncuk gibi bir ipe dizmektedir. Benim fotoğrafımı onlara gösterdiler. Biz onda doğruluğu gördük ve biz onu televizyonda gördük. Ve onlardan çok büyük bir grup biat etti. Kur'an'ın 3 yerel dilde tercüme edildiğini gördüklerinde Ahmadiyet gerçek İslam'dır. Çünkü hiçbir başka İslam grupları bu görevi yapmamışlardır. İnşallah biz Ahmadiyet üzerinde sebat göstereceğiz ve sapasağlam duracağız dediler. İşte bu gerçek İslam'dır. Diğer Müslüman dil bilginleri gelsinler de bizi kandırsınlar bakalım. Mali'de yerel misyoner şöyle diyor. Bir kişi Ahmadiyya radyosuna gelerek ben biat etmek istiyorum dedi. Ahmadiyetten dolayı ben cehennem ateşinden kurtuldum bugün dedi. Ben ona sordum neydir nedir bu dedim. Bazı din bilginleri namaza ihtiyaç yok dediler. Ben bu nedenle namazı bıraktım. Ahmadiyet radyosunda halifenin cuma hutbesini dinleyince o namazların öneminden bahsediyordu. O beni son derece etkiledi ve bundan sonra namazı bırakmak cehennem ateşidir dedim. Daha sonra bugün ben ilan ediyorum namazımı hiçbir zaman bırakmayacağım ve Ahmadiyya cemaatine giriyorum. Ahmadiler ve Ahmadi olarak doğanlar bu yeni Ahmadi'den ders alsınlar. Birçok din bilginleri kafir olarak ilan ederler fakat birçoğu da İslam'ın şartlarından olan namazı göz ardı ederler. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur. Hilafet vasıtasıyla Allah-u Teala insanları hidayete eriştirmektedir. Dini çöküntüye uğratmak isteyenlerden insanlar bu yolla korunmuşlardır. Nijerya'da yerel misyoner şöyle diyor. Tabak çanak anteni kuruldu MTA'yı izlemek için. Hem cuma hutbesini hem de diğer programları izlemekteyiz. Bir kişi ben Ahmadiyya cemaatine karşı çok büyük itirazlarım vardır. Fakat halifenin cuma hutbesini dinleyince kalbim tamamen tatmin oldu. Bütün itirazlarımın gerçek cevabını buldum. Böylece benim itirazlarım ve karşı gelmem sona erdi ve ben böylece Ahmadiyya cemaatine girdim.
İşte samimi insanlar nasıl Allah-u Teala'nın lütfuyla hidayet bulurlar. Başka bir olay yine Gambiya'dan. Muhammed Sol sahip rüyasından bahsediyor. Rüyamda bir kişi geldi. O rüyayı gören kişinin elini sıkıca tutarak Esselamu Aleyküm dedi. O elini sımsıkı tutan kişiyi tanıyamamıştı. O sordu bu kişi kimdir diye. O Ahmadiyya cemaatinin imamıdır dediler. O kişi bizim misyon evimize geldi ve kendi rüyasını oradaki imama anlattı. Yerel misyoner emtiyeyi açtı. Halife Cuma hutbesini veriyordu. İşte bu kişi dün benim rüyama gelen kişi budur dedi. Devamlı olarak onu söylüyordu. Kamerun'dan misyonerlerden sorumlu olan kişi şöyle diyor. Marva adlı şehirde emtiyeyi seyrediyorlardı. Yerel imam emtiye vasıtasıyla imanımız artmaktadır dedi. Biz cuma hutbesini dinlemekteyiz, Arapça programlar dinlemekteyiz ve manevi nur kalbimizi doldurmaktadır. Ahmediye olmadan önce ile Ahmediye olduktan sonraki zaman arasındaki fark, vahşi hayvan ile insan arasındaki fark gibidir. Allah-u Teala hilafet vasıtasıyla insanların kalplerini nasıl açmaktadır? Kamerun'dan bir misyoner bildiriyor. Bir gün cuma hutbesi veriyordum. Yavaş yavaş ve teker teker insanlar camiye giriyorlardı. Bir kişiyi bir pardesü giymiş ve başında da türbanı olan bir kişiyi gördüm. Ben ona sordum bu elbiseyi ve bu türbanı neden giyiyorsunuz? O dedi ki isterseniz bunu dini insanlar giyerler. İsterseniz MTA kanalı var, Afrika MTA, bunu kablo vasıtasıyla dinleyebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Hem o hutbe verir hem de çocukların sorularını cevaplandırır. Eğer onu izlerseniz onun gerçekten Allah-u Teala tarafından yol gösterilen bir kişi olduğunu görürsünüz. Ondan sonra ona El Takva adlı dergiyi verdim. Ve 10 biat şartını ona verdim ve ayrıca benim resmimi ona göstermişler ve bu cami bu imam tarafından yapıldı denilmiş. O Ahmadiyya cemaatinin var olduğunu biliyordu ve bu caminin de Ahmadiyya camisi olduğunu öğrenmişti ve ondan sonra Ahmadiyya cemaatine girdi. Ben sadece birkaç olaydan bahsettim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle Allah-u Teala'nın yardımı ve ikinci tecellisi ile destekleri açıkça görülmektedir ve İslam nasıl üstün gelmektedir ve Allah-u Teala insanların kalbini kendisi açmakta ve böylece hatta muhaliflerin bile kalplerini samimi insanlarla birleştirmektedir. 118 yıllık hilafet döneminde her gün Allah-u Teala halifeyi desteklemekte ve Allah-u Teala'nın lütfuyla her gün Ahmadiyya cemaati ilerlemektedir. Dua ediniz ki Allah-u Teala benim bu sorumluluğumu yerine getirmemi bana nasip etsin. Her samimi Ahmadi samimiyetle kendisini hilafete bağlamalı, kıyamet gününe kadar kendisini takva üzerinde sabit kılmalı ve dua ederek Allah-u Teala'nın vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bütün sözler böylece takva ile yerine getirilmelidir. Böylece Ahmadiyye hilafeti ve Allah-u Teala'nın vahdaniyeti bütün dünyada sabit kılınmalıdır, yerleşmelidir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağı en yüce seviyelere çıkarılmalı ve böylece bütün dünya buna şahit olmalıdır. Cuma namazından sonra gayb cenaze namazlarını kıldıracağım. Bunlardan birisi Çağdırı Muhammed Aziz sahip. Kanada'daydı ve Kanada'da vefat etti. 90 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Allah-u Teala'nın lütfu ile Musi idi. Büyük babası Çağdırı Nasrullah Han sahip. İlk naziri alalardandı. Ayrıca Sırzahullah Han sahibin de yeğeniydi. Babası Karaçit'in amiri olarak hizmet vermişti. İdris Nasrullah sahip. Birinci halifenin anne tarafından büyük büyük torunuydu. Çağdırı Siyal Sahab
vakfizindeki idi ve İngiltere'nin önde gelen misyonerlerindendi. Onun vasıtasıyla yüzlerce kişi Ahmadiyet'e girdi. 30 yıl Lahor'da Sekreteri Umur-u Ama olarak hizmet verdi. Merkez Islah ve Kaza Komitide 3. Halife döneminde bütün avukatlar davada yardımcı olabilmek için beraber de çalıştılar. O da bunların arasındaydı. 1974'te Rabah'ta meydana gelen olaylarda 3. Halife Hazretleri ile mahkemede bulunan odada aynı yerde beraberdiler. Ayrıca 3. Halife Hazretleri'nin kurduğu bir komitede yine görev alıyordu. Ayrıca çarmıha gerilme konferansında görev almıştı. 4. Halife Hazretleri'nin hicretinde Rabah'tan Karaçi'ye seyahatinde beraberdiler. O çok harika fikirlere sahipti ve halifeliğe, hilafete çok bağlıydı. Ben bunu kişisel olarak birçok kereler gözlemledim, diyor Huzur. Allah-u Teala çocuklarına onun bu takva sahibi yollarında ilerlemelerini nasip etsin. Allah-u Teala onu affetsin ve ona rahmet eylesin. İkinci kişi Kodrat İdris sahip Karaci'den Çavdırı Aziz Ahmet sahibin oğlu. 90 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinden Çavdırı Muhammed Hüseyin sahibinin torunuydu. Allah-u Teala'nın lütfu ile Musi idi. Hanımından başka iki oğluyla iki kızını arkada bıraktı. 1960'da devlet işlerinde çalışmaya başladı. 30 yıl değişik bölgelerde ve değişik seviyelerde görev yaptı. Dünyevi işlerde çok güvenilir bir kişiydi ve bu konuda çok ünlüydü. Bu onun babasının tavsiyesinin bir sonucuydu. O devlet işlerinde çalışmaya başladığında ona şöyle dedi: "Sen eğer ölürsen ben senin ölümüne çok üzülmeyeceğim. Fakat senin bir iş yaptırmak için başkalarından para aldığını duyduğumda bu benim için bir trajedi olacaktır." İşte bu onun oğlunun yetiştirilmesinde, manevi olarak yetiştirilmesinde çok büyük rol oynamıştı. Bu tavsiye ona geçmişti. Sir Zafrullah Han hayatıyla ilgili olarak otobiyografisinde bundan bahsetmiş İngilizce olarak. İşte İngilizce konuşanlar bundan istifade etmişlerdir. 1998 ve 2008 yılları arasında Karaçi'de Ahmadiyye cemaatinin dış ilişkilerinde görev yaptı. Ayrıca bölgesel bakanlık da yaptı ve 4. Halife'ye mektup yazmıştı. Mektubunda Bismillah ile başlamış: "Muhalifler tarafından benim aleyhimde bir dava açılmıştır. Uzun bir süreden beri bu mahkeme süre gelmişti. Bununla birlikte herkese çok iyi ve samimi olarak davranırdı. Herkese acırdı. Bu mahkeme sona erdiğinde Müslüman din bilgisini Molliler ondan maddi olarak talepte bulundular. O muhalif olan Molli'ye çok büyük miktarda para verdi. Allah-u Teala ona acısın ve onu bağışlasın. Çocuklarının da onun yolundan, iyi yolundan gitmelerini nasip etsin. Amin." Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.